Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 1'in çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş ve şurada da eşitlik verilmiş. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları çift çizgi olmaz mı? Bak burada iki kenar çıktı. 50 ise 180'den 50 çıkart 2'ye böl. 65-65 yapar taban açıları. E bu açı 80 ise bu açı da 80 olacak. 65 artı alfa eşittir 80 ise alfayı buradan 15 derece olarak buluruz. Yani cevap balık esir. Geldik ikinci soruya. 3 adet eşkenar dörtgen kenarları çakışık ve doğrusal olacak şekilde yukarıdaki gibi yerleştirilmiş. 6 verilmiş 2 verilmiş. Evet bu eşkenar dörtgenin kenarı 2 2 2. Şurası 6 6 6. E o zaman buraya 4 kaldı 6 olduğundan. E burası da 4 olduğundan buraya da 2 kaldı. Elde edilen şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Topla hop 8 10 12 burası 4 12 devam edelim. 16 20 26 ve 32 mi yapıyor? Evet topladığımız zaman çevre 32 yaptı. Yani ikinci soru Ceyhan. Geldik 3'e. Evet 17 verilmiş bir kenar. Her bir kenar 17 17 17. E burada bir dik üçgen çıktı. 8 15 17 üçgeninden 8 çıktı. E burası da 17 ya. X'e kaç kaldı? 9 kaldı. Evet 3. soru balık Geldik 4'e. Şimdi eşkenar dörtgen köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor ve birbirini ortalıyor. 8 ise 8. 6 8 onu yapıştırdık. E burası 15 ise burası da 15. O zaman buraya kaç kaldı? 9. ADE üçgenin çevresi isteniliyor benden. 8 15 17'den burası 17. Eşkenar dörtgen çevresi de e, bir kenarı da 17 olduğundan burası da 17. E, 9 10 ve 17'nin toplamı 17. 9 daha 26. 10 daha 36. Cevap Edremit. Geldik 5'e. Eşkenar dörtgende bir köşegen verilmişse köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum olduğu için hemen köşegeni çiziyoruz ve birbirini ortalıyor. Aa, burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgende 15 ve burası kaç? 9. 9, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgenler. 12'yi yazdık. Buraya e burası da 12. ABCD eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor benden. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı 90 ya burası. Bir kenar 13. O zaman çevre 13'ten 4 tane var. O da 52 yapar. Yani 5. soru Cihan oldu. Geldik 6'ya. Çevresi 24 cm olan bir eşkenar dörtgenin bir iç açısının ölçüsü 120 derece olduğuna göre. Evet çevresi 24 olan bir eşkenar dörtgen çizelim şöyle. Bir kenar kaç yapıyor? 6 yapıyor. Şimdi bir iç açısı 120 derece. İşte burası değil de şurası 120 derece olsun. O zaman burası kaç derece yapar? 60. Dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bana. Hop, yüksekliği çizelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Burası da 3 kök 3 yapar. Taban 6. Yükseklik 3 kök 3. O zaman alan 6 çarpı 3 kök 18 kök 3 yapacaktır cevap. Evet cevap akçay oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Bu bir eşkenar dörtgen. Bütün kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hemen eşitleri yazalım. E, tamam 18. Bunu kullanacağız. Eşkenar dörtgende ben alanı bulmak için bu arada tabanı bulmalıyım. X diyelim X diyelim. E buraya ne kaldı? 18 eksi x kaldı. Aa, burada bir pisagor. Yap pisagoru. Şimdi 12 varsa ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 20'dir. Hocam 5 12 13 koysak yani şurası 13 ise burası 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Tamam bitti olay. O zaman ikisi 13 bulduk. Tabanımız 13 yüksekliğimiz 12. O zaman alan neye eşit olacaktır? 13 çarpı 12'ye eşit olacaktır. O da 156 yapar. Yani cevap akçay 7. soruda. Geldik 8'e. Verilenlere göre eşkenar dörtgenin alanı. Bak şunlar birbirine eşitlenmiş. Her bir kenar 2 a değil mi? Evet. Pisagor yaparız ya da 90'ın karşısı 2 a ise hangi açının karşısı A'dır? 30'un. E 60'ı karşı o zaman 4 kök 30'u karşı 4 yapar. E burası da 4. Burası 8 yaptı. Alan isteniyor benden. Taban 8. Yükseklik 4 köküç. E o zaman alan 8 çarpı 4 köküçten 32 köküçe eşit olacaktır. Evet cevap böylelikle Edremit yaptı. 8. soruda geldik 9'a birbirine eş üç eşkenar dörtgen kenarları çakışacak olacak şekilde bu şekilde yerleştirilmiş. Elde edilen düzlemsel şeklin çevresi evet bu şeklin çevresi 36. Arkadaşlar şu eşkenar dörtgen şöyle çift çizgilerden mi oluşuyor? E, bu da bir kenarı çift çizgi oldu. E, bunun da bir kenarı çift çizgi oldu. Bunun çevresi 1 2 3 4 5 6 tane çift çizgi. Yani bir kenar kaç yapıyor? 6 yapıyor. Bu şeklin alanı nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi eşkenar dörtgendeki. Bak eş yapıları kullanmak çok önemli. ÖSYM'de çok sever. E, eş yapılarda açılar birbirine eşit değil mi? Mesela buradaki hocam şu geniş açısı. Şu eşkenar dörtgenin dar açısı burası. Buradaki de geniş açısı. Burası da geniş açısı. A 360 bölü 3 120. Burası 120 derece çıktı. Yani 120 ise burası da 60 derece çıktı. Bu, bu bizden alan isteniyor. O zaman bu eşkenar dörtgenin alanı bulurken. Şimdi bir kenar 6 bulduk ya. Burası da 6. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3 yapar. Çünkü burası 30. Burası da 3 kök 3. Şimdi bir tane eşkenar dörtgenin alanını bulurum ben. 6 çarpı 3 kök 3. 6 çarpı 3 kök 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Çarpı 3 deriz. O da kaç yapar? 54 kök 3 yapar. Yani cevap böylelikle edrebit oldu. 9. soruda. Geldik ona. Köşede gelen uzunlukları 12 ve 16. Hocam 2 eş parçaya böler. 12'yi. 16, da 2 eş böler. 8 8. Bir eşkenar dörtgen köşegenler dik kesir. 6 8 10 yapar burası. Tamam bunları bulduk. Şimdi bunlar kesilerek ne yapmış? Ne yapılmış? 4 adet üçgen elde edilmiş. Sonra bu üçgenler alfa alfa diyelim. Şurası da alfa alfa. Buraya beta beta diyelim. Burası da beta beta. Bu üçgenler böyle çakıştırılarak bir dikdörtgen elde edilmiş. He. Şimdi dikdörtgen. Buradaki dikdörtgene bakacağız. Burası kaç? 10. Diğer kenarlar 6 ve 8 olacak. 6 ve 8. Hatta alfayı gören 6. Betayı gören 8. O, o zaman burası da ne olacak? Dikdörtgense burası alfa. Alfayı gören 6 olacak. Burası 8 olacak. Aynı mantıkta 6'ya 8 devam ediyor mu? Evet. Bu dikdörtgenin çevresi soruluyor bize. Arkadaşlar işte bunları toplayacağız. 8, 8, 16, 22. E burada da 22 var. Toplamda kaç yapıyor? 44 yapıyor çevresi. Hop. 8, 8, 16, 6 daha. 22 elde edilen dikdörtgenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. E, cevap 44 yaptı. 44 çekimlerde yok. Eyvah ne yapacağız? Demek ki 6'ya 8 kenarları böyle değil. Tam tersi. Hocam burası 8 burası 6 olabilir. O zaman ona göre yazalım. Burası 8 burası 6 iken aynı şekilde burası da 8 burası da 6 burası da 6 burası da 8 değil 6 olacak. 6 6 12 8 daha 20. 20 de burada toplamda o zanka çapar. Bak bir 44 yapıyordu. Olmadı. Demek ki 6 burası 8 burası. 8 burası 8 burası 8 6. Altı. 8 6'ları yerleştirince çevresi 40 40'ta çıktı. Bizden zaten çevresi ne olabilir diye soruluyor. İki cevap var. Cevap balık esir. Geldik son soruya. Aşağıda makaslı bir platforma ait iki farklı durum gösterilmiş Bu platformu makasları oluşturan ayakları eşit uzunlukta olup orta noktalarından kırılmaktadır. Yani şunlar bize eşit diyor şöyle. Hatta aynı şeyde yukarı doğru kaldırıyor sadece bu. Eş yapılar olduğu için bunlar da birbirine eşit. Hocam iki tane eşkenar dörtgen çıktı ama bunlar farklı eşkenar dörtgen olabilir. Bakalım ne diyor? Orta olduğunu söylemiş. Bu platform şekil 1'deki gibi 60 santimetre ve şekil 2'deki gibi 80 santimetre yükseldiğinde ayaklar arasındaki oluşan boyalı bölgeler eş olduğuna göre. Evet bunlar birbirine eşmiş. Şimdi onları kullanacağız. Öncelikli olarak şu 60'ı kullanayım ben. Nasıl kullanabilirim? Şurada bir eşkenar dörtgen karşıma çıktı. Hocam köşegenler dik kesir. E buradan zemine dik çizsek. Hocam bu da zemine dik. E, ne oldu burada? Köşegenler birbirini ortalıyor. Bak şu üçgenle şu üçgenle aynı değil mi? Evet. Yani şuradaki yüksekliğin şuradaki yüksekliğin aynı. Köşegenler dik kesiyor. Birbirini ortalıyor. Burası da aynı. Aynı şekilde burada da bir kelebek oluştu. Kelebekteki oran birebir. Daha doğrusu ispatı şöyle de yapabiliriz. Hocam şunlar birebir, şunlar birebir. O zaman kelebek oluştu deyip şuradaki uzunlukların eşitliğini de söyleyebiliriz. Aynı mantık burada da geçerli. E o zaman 60, 64'e bölsen burası kaç çıkıyor? 60 bölü 4 15 15 çıkıyor. Evet burası 15 burası 15 burası 15. Peki diğerinde de aynı hamleyi yapacak olursak. Hop şöyle köşegenler dik kesir böyle. E hocam şurada bir kelebek. Bak görüyorsun kelebek de koran birebir 1 1 olduğundan. Yani birebir birebir kelebek kesinlikle sağlandı birebir. E dolayısıyla bunlarda ne olacaktır? Şunlar da birbirine eşit olacaktır. E, köşegenler dik kesir birbirine ortalar. Bu da eşit olacaktır. Buradaki kelebekten de burası da eşit olacaktır. 80'i de 4'e bölsen kaç çıkıyor? 20 çıkıyor. O zaman burası da 20 çıktı. Şimdi bunlar birbirinin eşiydi ya. E bir köşegen 15 15, diğer köşegen 20'ye 20. Hocam burası da o zaman ne olacaktır? 20'ye 20 olacaktır. E 15 20 25 üçgeni e o zaman burası 25 oldu. Bizden ne isteniyor? Platformun ayaklarından birinin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Platformun ayaklarından birinin uzunluğu. Yani şu ayak mı soruluyor bize? Evet 25'i bulduk mu bu bulduk. 25 burası. 25'ten kaç tane var? 1 2 3 4 tane varsa o zaman cevap kaç yapacaktır? 100 yapacaktır. Hani şöyle düşün. Buradaki noktalardan kırılıyor ya platformun ayaklarından birinin uzunluğu. Şu ayak ve şu ayak arkadaşlar şöyle şöyle düşün. Tamam mı? Şunu düşün şöyle. 25 25 25 25. Yani cevap 100. Yani akçay oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi bitirdik. Sırada ne var? ÖSYM tarzı test 2 var. Sonraki videoda, sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendimize, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.